Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda abdestin farz oluşunu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestin ruh ve beden sağlığı üzerinde ne tür faydaları var? Birincisi ruhun Allah'tan temiz geldiği gibi temiz kalmasına yardımcı olur. Manevi bir gıda olarak da ruhu beslemiş oluyor. Şeytanı kovar. Manevi bir silah anlamına da şer ve kötülüğün karşısına çıkmış olur. Abdest karşı koymuş olur. Bir set olur tabir yerindeyse. İkincisi vicdanı genişletir, kalbi kuvvetlendirip iman cevherini daha iyi korumasını sağlar. Üçüncü husus, sinir sistemini düzeltir, asap bozukluklarını, sinir bozukluklarını düzelmesine yardımcı olur. Dördüncü husus, yorgun bir bedeni rahata kavuşturur, insan adalesine zindelik getirir. Bir diğer husus da deri altında biriken yağların temizlenmesine, erimesine daha doğrusu sebep olur. Bir diğer husus kan dolaşımını yavaşlatarak geçici bir süre kalbin dinlenmesine de yararlı bir etken olur. Hanefi mezhebine göre abdestin farzı dörttür. Maide suresinin altıncı ayetinde. Dört farz olarak orada öyle bildiriliyor. Birincisi yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak. İkincisi elleri dirseklerle beraber yıkamak. Üçüncüsü başı ıslak elle besetmek. Dördüncüsü ayakları topuklarla beraber yıkamak olarak ifade edebiliriz. Söylemiş olduğumuz hususları açıklamalı bir şekilde yani yüzü yıkamak ne demek, kolları yıkamak nereye kadar olacak, başı nasıl mesedeceğiz, ayakları ne kadar yıkayacağız bunlar üzerinde kısaca durmuş olalım. Önce ellerimizin güzel bir şekilde yıkanması ve neticede Evuzu ü Besmele çekip niyet etmek. Tabi bu sünnete uygun bir şekilde bir abdest alacaksak Eûz-ü Besmele çekme ve ellerimizi yıkadıktan sonra ağzımıza burnumuza su vermek. Sonra yüzümüzün açık olan bütün alanlarının yani alındır, çene altı, tüy bitimi dediğimiz ve kulaklar, çenemizin altı kuru yer kalmayacak şekilde güzel bir şekilde yıkanmış olacak. İkincisi yüzün sınırı nedir? İslam fakihlerinin, fıkıh alimlerinin çoğuna göre yüzün sınırı baştaki saç bitiminden çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar olan kısımdır. Saçın başladığı, saçın bittiği yerden başlıyor ve tüy bitimi, yüzünün tüy bitimi, sakal çıkan yerler kişinin yüzü olarak ifade ediliyor. İkincisi kollarımız dirseklerle beraber onun da uygun olabilmesi için mutlaka kollarımızın Dirseklerden dört parmak geçecek şekilde dikkat etmek lazım. Dört parmak geçecek şekilde bir sınırlama ile sınırlamak lazım. Hanefi imamlarının çoğuna göre dirsekler ellere dahildir. Bu bakımdan elleri yıkarken dirseklerin yıkanması gerek. Üçüncü farz olarak ellerimizi satıp başımızın dörtte birini mes etmek. Bu da abdestin farzlarından birisi. Bir de kaplama mes var. Bunu belki abdestin sünnetlerinde ifade edeceğiz. Başımızın dörtte birinin herhangi bir kısmını mes ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle farz yerine getirmiş oluruz. Bir dördüncü farzı ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak. Ayaklarımızı yıkarken kesinlikle ayak kemiğimizin topukların üstünden en azından dört parmak geçecek şekilde ayağımızı yıkamak hatta biraz daha yukarıdan yıkamak bizim abdestimizin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Gelelim Abdestin farzlarını öğrendik. Tekrar edecek olursak, ellerimizi dirseklerle beraber yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başın dörtte birini etmek, ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.